cemaatlerin korkunç bir etkisi var. Ben sizi tarikattan biraz şeye götürmek istiyorum açıkçası, yakın tarihe, Fatih'ten. Son 6 dakikamız. Evet. Şunu çok merak ediyorum. Özellikle yansımasını. Sizin yorumunuz ne olur? Ankara'da görülen iki sıcak dava var. Birincisi Sinan Ateş suikasti davası, hatta 30 Eylül'de karar duruşması bekleniyor. İkincisi Ayhan Bora Kaplan davası. Ayhan Bora Kaplan davasında biz şunu gördük. İlk önce Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi olduğu için açığa alındı ve haklarında iddianame hazırlandı. Sonra ise Ayhan Bora Kaplan'ı operasyon düzenleyen emniyet müdürleri gözaltına alındı. İşte gizli tanık, soruşturmaya görevi ihmalden vesaire, şu anda tutuklandı cezaevinde. Yani eskiden görev yapanlar ve operasyon düzenleyenlerin ikisi de yan yana komşular yargılanıyorlar. Yani olacak şey değil. Yargılanıyorlar. Bu da çok açık ve net şöyle görülüyor. Yani eskiden Sayın Süleyman Soylu ve ya yakın olanlar ve MHP'ye yakın olanlar ile yeni gelen Yerlikaya'ya yakın olan isimler arasında bir devletçi güç savaşı varmış gibi gözüküyor. Bu AKP-MHP ittifakını ne kadar etkiler? Bir de Sinan Ateş davasında da yine AKP-MHP arasında da belli görüşmeler ve pazarlıklar var gibi görünüyor. Bu sürecin nasıl sonuçlanır? Bu kapsamda son emniyet kararnamesi. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci bir 17-25 Aralık emniyete darbe yapmak istiyorlar demişti. Özellikle Engin Linç'in aviyane tabirle söylüyorum kellesini istemişti. Fakat Engin Linç görevde kaldı. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? İki dava ve o devlet içerisindeki güç savaşları açısından. Şimdi ben iki davanın hukuki ayrıntısı üzerinden bunu değerlendirmem. Ancak temel politik tespitlerde bulunurum bunlarla ilgili. Bir, Sinan Ateş cinayeti, özellikle dava açılıp eşi ve annesi konuştuktan sonra Anadolu'da Cumhur İttifakı'na çok ağır zarar vermeye başladı. Bak, çok ağır zarar vermeye başladı. Bunu MHP görmez. Efendim? Bunu MHP görmez mi? Canım, bunu MHP de görüyor, bunu AKP de görüyor. Tamam, AKP de görüyor. Buradan ben gereken kararın, adil kararın çıkacağını düşünüyor mu? Hayır, düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Düşünmüyorum, hayır, düşünmüyorum. Davanın görülüş şekli vesaire. Peki bu böyle kapanır mı? Hala hayır, böyle kapanmaz. Suçlular sonunda muhakkak adalet önüne çıkarlar. Şu anda yargılanmadıklarını düşünüyorum suçlular. Ve bu çok daha büyük bir zemine oturacaktır. Gerçek yargı başladığı zaman. Bu dosya kolay kolay kapanmaz diyorsunuz. Kapanmaz yani. Bugün önümüzde bir 20 sene daha var. Bak, gerçek suçlular yargılanır. Önümüzde bir 20 sene daha var. 20 sene. 20 evet, sene zaman daha aşımı var. Onun için zaman aşımı burada bakın belki bu dava yani görüldüğü zaman bizler hayatta olmayacağız 20 sene sonra, ama bu dava muhakkak, çünkü devletler unutmuyor. Tamam? Bakın devletler unutmuyor. Türk devleti hiç unutmuyor. Fil gibi bir hafızası var. Her şey kayıtlı. Yani bizi kimse Muz Cumhuriyeti zannetmesin. Bu devlet her şeye rağmen, bunca yıpranmışlığına rağmen büyük bir devlet. Neden? Kültürel kodları çok güçlü. Tamam bak, kültürel kodları çok güçlü. Genetiği çok sağlam. Tamam. Ve onun için bu dosya. Öte yandan evet, iktidar içerisinde muhalefetle iktidarın birbirine gösterdiği düşmanlıktan daha fazla düşmanlık gösteren gruplar var. İktidar çatışması yapıyorlar. Evet, bir tarafında bunun ifade ettiğiniz gibi mevcut İçişleri Bakanı, diğer tarafında eski İçişleri Bakanı olabilir. Ve şimdi bu kavganın detaylarıyla ilgili kamuoyuna ben yeni bir açıklama yapmayacağım. Ama iki bakanın mutabık oldukları bir konu var. Ne biliyor musunuz o konu? Ümit Özdağ'ı korumayacağız. Ümit Özdağ'ın terörün hedefinde olduğunu biliyoruz. Ümit Özdağ'ın terörün hedefinde olduğunu biliyoruz. Ümit Özdağ suikast düzenlenme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ama Ümit Özdağ'ı korumayacağız devlet olarak.
Size resmi korumanız yok mu? Benim bir tane korumam var. Bu korumama politikasıdır. Tamam. Çok defaatle yazılı başvuru yaptığım sende. Ne Süleyman Soylu, ne Ali Yerlikaya. En son kendisine devlet sorumluluğuyla davranın artık. Beni kolay hedef olarak gösterip bu şekilde davranmak devlet sorumluluğu değildir diye WhatsApp'tan mesaj yazdım. Kime yazdınız efendim? Ali Yerlikaya'ya. Sayın bak, şimdiki bakalım. Bir dönüşü? Efendim? Bir dönüş oldu mu? Hayır, bir dönüşü yok. Çünkü bunu bir politik haline getirmiş durumdalar. Birçok yerde kavga ediyorlar ama Ümit Özdağ düşmanlık konusunda uzlaştıklarını görüyorum. Size gelen tehditler bir şey bilgiye dayalı mı yoksa? Şimdi bakın, bana gelen tehditleri bir tarafa bırakalım. Mesele somut şu oldu, bu oldu, şunu engelledik, bunu engelledik değil. Bir tehdit değerlendirmesi yaparsınız, genel tehdit değerlendirmesi ve korumayı da bu çerçevede yaparsınız. Ümit Özdağ gibi bir gün burada, ertesi gün başka bir yerde, saat gece 12'de gelip sabah 6'da yola çıkan bir partinin hem de Türkiye'nin en önemli meselesinde, yani sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde sürekli konuyu gündemde tutarak açıklamalar yapan bir siyasi parti genel başkanını, Türkiye'de yüzlerce uyuyan hücre varken eğer siz bir polisle korumaya çalışıyorsanız seni korumaya çalışmıyorum demektir bu. Eğer Ümit Özdağ bir ile gittiği zaman oradaki koruma şube yönetmeliğe göre bir kişiyle korunanlara koruma, ek koruma verilmez maddesi uyarınca koruma sağlamıyorsa ama gittiğim ilde bir şey olursa da ellerinde patlamasın diye güvenlik şubeden onlarca kişi geliyorsa aman gidene kadar bir şey olmasın, ortada bir başka sorun var demektir. Nedir o sorun? İçişleri, eski İçişleri Bakanı ve yeni İçişleri Bakanı'nın Ümit Özdağ'ı korumama konusunda bir politikayı bilinçli şekilde uygulamalarıdır. Peki. O zaman ben de derim ki bana yönelik bir şey olursa bunun ilk sorumlusu bunu yapan terör örgütü, ikinci sorumlusu arkasındaki istihbarat servisi, üçüncü sorumlusu ise İçişleri Bakanı'nın kendisidir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Süremizin sonuna geldik. Size ayırdığımız iki bloğun sonuna geldik. Biz saat başında özel dosyalarla elbette devam edeceğiz. Zafer Partisi Kurucu Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ kayıt dışında iki kuşak boyunca özel olarak sorularımızı yanıtladı. Kendisini uğurlarken ve bu kuşakta bir reklam arasına giderken bir anketi ekranlarınıza getirmek istiyorum. Sayın Özdağ'ın az önce referans verdiği Sonar'ın, Hakan Bayrakçı'nın sahip olduğu Sonar Araştırma Şirketi'nin son anketinde CHP AK Parti'nin önünde çıkıyor. MHP'nin 10,5, İYİ Parti'nin 5,5, Dem'in 9, Yeniden Refah'ın 4,8 ve Zafer Partisi'nin 5,1 oranında bir oy yakaladığını görüyoruz. Bu anketin sonuçlarını da böylece paylaşmış olalım. Elinizde benzer anketler de vardır diye tahmin ediyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, eksik olmayınız katıldığınız için. Saat